Siz ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Ben ekonomiyi çok kötü buluyorum. Ekonomi denen bir şey kalmadı artık ülkemizde. Bakın her tarafta insanlar işsiz, işsizlik var, açsızlık var. Her şey bitmiş yani. Ekonominin alakası yok. Herkes kendi kasasını doldurdu. Başta oturanların hepsinin bak sarayda çalışanlarda bir sıkıntı yok. Mitinglerde bir sıkıntı yok. Virüs yok. Ama kafeteryaya geldiği zaman neymiş? Kısıtlamalı olaraktan alınacakmış. Bak Ramazan ayında 15 gün boyunca, bir ay boyunca dükkanlar kapalı kalacakmış. Bunlar yazık, günah değil mi buradaki insanlara? Onlar bir tik yaparken virüs bulaşmıyor da sadece bu kafede, kafeteryada oturanlara mı virüs bulaşılıyor? Ben garsonluk yapıyordum. Pandemi nedeninden dolayı işsiz kaldım. Ben eşimden ayrılıyorum. Çocuğum var benim. Bunları da düşünün. Bana 1.000 lira yardım yaptı. Sadece 1.000 lira yardım yaptı. Bundan bir sene önce 1.000 lirayla kimine geçinmiş? Elektriğe zam yaptım 1.000 lirayı verdikten sonra. Suya zam yaptım 1.000 lirayı verdikten sonra. Ne ekonomisi? Ekonomisi mi kalmış bu dünyada? Söyle abi. Siz söyleyin, var mı ekonomi abi? Ekonomiyle ilgili bir şey var mı? Yeter bu, tamam. Çok konuş. Niye yeter? Ne yeter diye bir şey yok. AK Partili olmayacaksın. Oğlum, taraf tutmayacaksın. Ben AK Partili demedim, hadi. Hadi taraf sırf kışkırtmak için yapıyorsun. Hadi. Doğrusu neyi soru konuşacaksın? Hadi kapat. Doğrusu neyi sonu konuşacaksın? Bak ben işsizim, işsiz. Pandemi nedeninden dolayı isteği çıkartıldım. Bunları neden konuşmuyorsunuz? Adam. Taraf tutmayın, biz devletçiyiz. Milletçiyiz abi biz. Biz taraf tutmuyoruz. Yok AK Partisi'ymiş, yok CHP'siymiş, yok MHP'siymiş demiyoruz. Kim gelirse başa gelsin, kendi cebini dolduruyor önce. Önce ailesini dolduruyor. Bak kafan rahat, götürmüşsün çay içiyorsun. Çok. Ya. Allah razı olsun. Neyine geleyim abi, neyine geleyim? Ben kiramı ödeyememişim, kiramı, elektriğimi ödeyememişim. Ne sıkıntıları var senin? Bunlardan bahset, bunlardan. Ben iade ediyorum. Ben iade ediyorum lafınızı. Ben lafınızı iade ediyorum. Efendim, adama o lafı söyleyemezsin. Çok ayıp sana. Yaşından ben eskiyi yaşamış adamım. Ben eskiyi yaşamış adamım. Biz yeniyi mi yaşadık yani? Senin yaşın kaç? Biz yeniyi mi yaşadık? He senin. Millet birbirine gidiyor burada. Valla en büyük. Yok ben röportajımı vereyim. Ülkeyi bölmüyoruz. Sen milleti kavgayı bölen sensin. Ayıptır ya. Üretmeden o soruyu ben cevap veriyorum. Siz karışmayın. Yok o değil dayı, sana bir şey demiyorum. Ramazan ayındayız zaten ya. O ya o boşuna kızıyor. Üretmeden tüketen bir ülkeyiz. Milleti birbirine kim düşünüyor biliyor musun? Üretmeden tüketen bir ülkeyiz. Ben emekli öğretmenim. Yani bak 36 yıl çalıştım. Yani şu anda aldığım para yetmiyor. Dışarıdakiler, ek iş yaptım, çalıştım dışarıda gene yetmiyor. Yani ekonomiyi nasıl tok olan gidiyor. Ya ben bir şey söyleyeyim. O laf atana söyle. O laf atana söyle. O laf atan haklı değil. Çekil hadi. Şerefsizdin be. Gidemez. Ben röportaj yapmadan da bir yere gidemez. He. Hadi bakayım bir şey yap bakalım. Engelle göreyim ben de. Engelle de göreyim. Yok öyle bir şey. Çok bağırmakla insan haklı olmuyor. Yaşından utan. Başından utan. Lütfen. Tamam. Lan geçmişi üretmeyen, tüketen bir toplumuz. Ve toplumun gelirleri, milli varlığımız hiç yetildi. Hiç. Hem de bir çeşitli biçimlerde. Akla hayale gelmeyecek biçimde. Ben bu kadar söylüyorum. Yani bu kadar okuyan, bu kadar öğrenci yetiştiren bir nesil olarak bunu hak etmiyorum. Benden daha kötü durumlarda olan var. Onlara çok üzülüyorum. Ülke bunu hak etmiyor. Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Çok kötü, berbat. Ekonomi öldü. Peki neden? Neden olacak? Dünyada böyle. Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Berbat. Peki neden? Neden? Baştakilerin iyi yönetiminden kaynaklı kardeşim. İyi mi?